Rehber Programı'ndan herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, inşaat sektörü hızla gelişen, değişen bir sektör. Özellikle İstanbul'da bu sektör çok hızlı bir gelişme ve değişime kaydetti. Tabii bu gelişme ve değişmeye katkı sunan çok önemli yatırımcılarımız var. Bugün sizleri genç bir yatırımcıyla tanıştıracağım. Sayın Necmi Sadıkoğlu, Sadıkoğlu İnşaat. Evet. Yeni projeleriyle ilgili, bu sektöre katkılarıyla ilgili İstanbul'daki inşaat sektörünün geleceği ve önümüzdeki süreçte bizleri bu alanda neler bekliyor? Bununla ilgili detaylı bir röportaj yapacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olasınız. Sizi tanıyalım. Aslında inşaat sektörü deyince aklımıza hep Karadenizli yatırımcılar geliyor. Siz de sanırım Karadenizli ve bu sektörden gelen bir ailenin ferdisiniz değil mi? Evet, evet. Bir tanıyalım, nasıl başladık bu sektöre, nasıl girdik, neden inşaat sektörü? Şimdi 1975 Trabzon doğumluyum, Trabzon of. Bu aileden, yani bizim ailemiz devamlı inşaat içinde olduğu için aileden gelen bir meslek. Siz kaç yılında dahil oldunuz? Biz 1996'da dahil olduk. O günden beri bir sürü yerde projelerimiz var, inşaatlarımız var. Neden İstanbul'la başladık bu sektöre? İstanbul'da, bütün çevre İstanbul'da olduğu için geldik işte, baktık dedik İstanbul'da daha güzel daire satışları, şeyleri daha güzel olduğu için İstanbul'u tercih ettik. Yani hızla göç alanda bir yer. Tabii hızla göç alanı, evet evet. Arz talep arttığı için de dolayısıyla bu sektörde bir boşluk vardı. Tabii tabii. Ve Sadıkoğlu İnşaat olarak bu alanda çalışmalara başladık. Bugüne kadar öncelikle nerelerde projeler yaptık? Mesela İçerenköy, Bostancı, Kadıköy. Genellikle bu taraflarda bayağı bir projeler yaptık. Şimdi de işte yeni projelerimiz var. Biraz da şey dışına artık çıkmaya karar verdik. İşte Tekirdağ'da bir yeni bir projemiz var. Evet, neden Tekirdağ sanırım Hayrabolu? Evet, Tekirdağ Hayrabolu'da, evet. Orada bir projemiz var. Neden burayı tercih ettik? Orası da yeni gelişime, işte sanayi bölgesi yeni gelişime açık olan bir bölge olduğu için işte orada da öyle bir projemiz var. Gittik baktık, işte hoşumuza gitti, aldık dedik, oradan bir yani dışarı çıkmak gerekir artık. Yani dedik, İstanbul biraz doldurdu. Tabii tabii, evet, aynen bu aynen. Şeyi. Ve evet. Siz hem İstanbul'a yakın hem Avrupa'ya açılan bir kapı Hayrabolu. Tabii. Hayrabolu'nun neresinde bu projemiz olacak? Hayrabolu'nun hemen girişinde. Hemen girişinde güzel bir proje alanı, 132 daire. İşte havuzlu, işte çocuk parkları, işte yeşilli otoparkları falan, böyle bir yer düşünüyoruz işte. Daire tiplerimiz nasıl olacak? 150 metrekare net, 3+1, dübleksterimiz var, giriş katlarımız var. Böyle bir proje tarzında işte bir projeye gireceğiz, bakalım nasıl olur. Evet, projemiz ne zaman başlaması planlanıyor ve bitişi ne zaman olabilecek, böyle bir takvimimiz var mı? Şu anda projenin bütün gölge resimleri, ondan sonra projesi falan, her şeyi bitmiş. Bir iki ay kadar başlayacağız. Herhalde bir iki yıl sonunda bitirmeyi düşünüyoruz yani. Bir işte Allah kaza bana vermese iki yıl sonunda bitireceğiz projemizi. Evet. Kimlere yönelik olacak bu dairemiz? Müşteri kitleniz kimler olabilir? Aileler mi, çalışan mı? Aileler de olabilir, çalışan da olabilir. Ya orada öyle bir açık olduğunu hissettik. Proje de güzel bir proje. Yeri de güzel bir proje olduğu için böyle bir şeye karar verdik yani. Evet. Bu projemizi tabii yeşil alanı da unutmadınız değil mi? Tabii tabii, yeşil alanları da var. Otopark. Tabii otoparkı var, çocuk parkları var, havuzu var, kamelyası var. Her şeyini, bütün sosyal faaliyetini her şeyin içine koyacağız yani. Yani dışarıdaki, ya orada yaşayan insan dışarı hiçbir zaman çıkmayacak yani. Evet. Market dersen marketin de içine koyacağız. Öyle bir proje. Evet, aslında hem öyle bir projeye ihtiyacı var o bölgenin, hem de o projenin orada yaşayanlara sunacakları imkanları değil mi? Hem sosyal aktiviteler, tabii, spor tabii. alanları, yeşil alanlar, otopark. Evet. Zaten orada trafik sorunu da çok olmayan aynen. bir bölge. Evet. Aslında çok sakin, rahat çok yaşanılacak bir bölge. Düzgün bir yer. Hı-hı. Sakin, zaten İstanbul trafiğini biliyorsunuz artık günümüzde. Bir yerden bir yere gitmek en az 1 saat, 2 saat yani. Hem ne bileyim, insanlar belki İstanbul'dan da orada insanlar gidebilir. Yani proje gerçekten güzel bir proje. Evet, o zaman buradan duyurumuzu yapalım. Tabii, tabii. Yatırım için de bunu değerlendirebilirler. Tabii yatırım için de değerlendirebilirler tabii. Hı-hı. İnsanlarımız yatırım için de gelebilir tabii ki.
aslında tabii fiyat önemlidir. Tabii. Fiyat aralığını soracağım. Aşağı yukarı ne kadar olacak? Hani daire tiplerimiz bilmiyorum. 1 artı 1'ler var mı? 2 artı 1? Yok. 1 artı 1 hiç yok. Çünkü orası büyük daireye hitap ettiği için biz işte 150 metrekare net kullanım alanı. Öyle karar verdik. Ona o projeyi çizdik. Yani İstanbul'da oluyor. 1 artı 1 yaptığımız yerler de var. Yani İstanbul'da 45 metrekare, 50 metrekare 1 artı 1 yaptığımız daireler de var. Ama İstanbul kaldırıyor. İstanbul'da götürüyor ama orası öyle bir yeri kaldırmadığı için 3 artı 1 daha böyle daha rahat, daha yaşanabilecek güzel bir proje yapalım dedik. Öyle fiyat aralığımız nedir? Fiyat aralığı 250'den düşünüyoruz. Şu anda işte 250 bin bandında işte düşünüyoruz. Çok i̇şte uygun bunun, fiyatlar evet. Bunun işte tabii ki yani havuzlu sitede bugün İstanbul'da öyle bir siteden daire almaya kalksanız en az 1,5 milyon, 2 milyon. Yani standartlar olarak İstanbul'daki projelerden aşağı kalır hiçbir yanı yok. Evet. Ama daha tabii, ekonomik. Tabii. Daha ekonomik. Ve aslında daha da rahat bir yaşam sürebilecekleri bir bölge. Evet. Evet. Peki ilerisi için neler düşünüyoruz? Hayrabolu dedik ama farklı yerlerde de yeni projelerimiz olacak mı? Tabii farklı yerlerde bakacağız yani düşerse tabii ki yaparız site tarzında işte tek bina olur. Bakmak lazım. İlla da yani İstanbul olarak değerlendirmemek lazım. Dışarıda da bu taleplerin olduğu görülüyor yani. Dışarıda da bu talepler lazım yani. Neden sizlerle çalışsın? Neden sizden daire alsınlar insanlar? Çünkü bu anlamda güven de çok önemli. Sanırım tabii. Öncelikle güven sunuyorsunuz. Güven, tabii ki güven. Şimdi Sadıkoğlu İnşaat bugün yani aldığı projeleri güzel bir şekilde alıp teslim ettik toprak sahibiyle. Onunla bununla hiçbir zaman sorun yaşamayan bir firmadır yani. Onları güzel işte insanlara verdiği sözün arkasında duran bir firma. O yüzden Sadıkoğlu yani tercih edilen bir firma. Köklü bir firma evet, zaten. Evet köklü bir firma. Yıllardır inşaat sektörünün içinde. Yani yıllardır inşaat şeyi yapıyor. Bir sürü de konutlar yaptı Sadıkoğlu. Verdiği sözünde verdiği taahhütlerde her zaman duran. Yani şu gün şu daireyi şu tarihte teslim ettiğim dediğinde o tarihte o daireyi insanlara mağdur etmeden güzel bir şekilde teslim etmiştir yani bugüne evet. kadar. Bu çok önemli. Güven tabii çok ki, önemli. Tabii ki İş yani. Zamanında teslim etmek çok tabii. önemli. Sadıkoğlu İnşaat önemli bir inşaat bu sektörde. Siz evet. de bu firmanın en genç temsilcilerinden birisiniz. Necmi Sadıkoğlu olarak izleyicilerimize neler söyleyelim? Hem yeni projeleriniz hem firmanız hem de ev almak isteyenler için neler söyleyebiliriz son olarak? Tekirdağ'daki projemizden işte mesela daire almak isteyenler zaten sitemizi ziyaret edebilirler, bakabilirler. Ev almak isteyenler telefon numaralarımız var. İşte ev almak isteyenler gelip bizden görüşüp o şekilde bir şey sunabilirim. Süreçiz. Yani. Zaten evet. Bu konuda yatırım yapmak isteyenler ya da ev almak isteyenler özellikle bu Trakya bölgesi, Hayrabolu, Tekirdağ bölgesinde çok ciddi güzel projeleriniz olacak. Evet. Bunları değerlendirmek isteyenler sizlere ulaşsınlar. Zaten evet. siz her konuda kendilerine yardımcı olacaksınız. Tabii tabii telefon numaralarımız var zaten. İşte ofisin telefon numaraları, işte kendi telefon numaralarımız var. Arayan olursa herkesten ilgileniriz yani. Bu yolda ben size başarılar diliyorum. Sağ genç olasın. Bir girişimci olarak inşaat sektörüne verdiğiniz bu emekten dolayı da kutluyorum. Sağ olasın. Tekirdağ Hayrabolu bölgesindeki yeni projenizin de hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olasın. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum programımıza konuk ederim. Olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.